2. Mevzuda aşkımızın ve şevkimizin sönmemesi için diğer bir mesele, ister bizden evvel vefat etmiş gitmiş, isterse şu anda içimizde bulunan, canlılığını çok kaybetmeyen insanlarla arkadaşlık tesis etmek, onlarla düşmek kalkmak, onlarla oturmak, onlarla hemdem olmak ve onlardan ayrılmamaktır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Tevbe Sure-i Cellesinde. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe ve kûnü ma'assâdikîn. Ey iman edenler! Allah'tan ittika edin, takva dairesi içine girin. Bir taraftan kalbiniz ürperirken, beri taraftan da şeriat-ı fıtriyenin prensiplerinden istifade edin. Tehlikeli noktalara girmeyin. Kudret ve iradenin yazdığı kitabı iyi okumaya çalışın. Ve aynı zamanda kelam sıfatından gelen emirlerine de munkad olun. Böylece hem şeriat-ı fıtriyenin müttakisi hem de şeriat-ı garra-i kübranın müttakisi olun. İttakullah. Takva dairesi içine girin. Takva vikayeden gelir. Allah'ın himayesine girin. Allah'ın himayesine girin. Yani hizmette hizmet edin. Kafirin ağına düşmemeye çalışın. Boy hedefi olmamaya çalışın. Hizmetlerinizle onları tahrik etmemeye çalışın. Ve bu arada aynı zamanda kalbinizin bütün saffet ve samimiyetiyle Allah'a dehalet edin, Allah'a sığının, takva dairesine girin. Bir, benim arz edeceğim husus bu değil. وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ Ve sadıklarla beraber olun. Doğru insanlarla beraber olun. Bunu Tebuk'tan geriye kalan üç zata Rabbimiz ferman ediyor. Kâb ibn-i Malik ile beraber mütehallifin, tevbeleri geriye bırakılan üç zata Kur'an ferman ediyor. Tebuk'a gitmişti Efendimiz, münafıklar geriye kalmıştı. Kâb'la beraber diğer iki arkadaşı, üç kişi müminlerden de geriye kalmıştı. Münafıkların meydana getirdiği vakuma aldanılmıştı. Münafıklarla beraber aynı kutupta bulunulmuştu. Kâb münafık değildi, Hilal da münafık değildi. Fakat münafıklarla beraber olunmuştu. Bağ ve bahçe tam bağ bozumu, meyveler insanların yüzüne tebessüm etti. Çiçeklerin kahkaha attığı bir dönemde, bugün yarın derken Yunus'un tavsiyelerine uyulmamış adeta. Koma bugünü yarına, yarın Allah divanına varam Allah deyo. Yarın karşımıza ne çıkacak düşünülmemiş, gidilmemişti ve geriye kalınmıştı. Peygamberden geriye kalınmıştı çok derin. Peygamber ordusundan geriye kalınmıştı. Allah'ın gösterdiği hedeften geriye kalınmıştı. Bizans'a karşı İslam'ın ilk müthiş, muhteşem, baş döndürücü manevrasından geriye kalınmıştı. Münafıklarla orada görünüşte hiç olmasa beraber bulunulmuştu. Diyor ki Kur'an, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ Allah'tan ittika edin, korkun evvela, ürperin. Sonra da sadıklarla beraber olun. Zira kötü arkadaş sizi er geç sürükler, cehenneme götürür. Yar bet, bet der, ezmar, ne gir, ta ya bi cehim. Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Tutunursanız hem zehir sokar, hem de sizi alır cehenneme götürür. Kunu ma'as sadıkin, sadıklarla beraber olun. Öyleleriyle beraber olun ki bakışlarında Allah okunsun. Çehrelerinde Hazreti Muhammed tele'lü etsin sallallahu aleyhi ve sellem. Onların ruh aletleri, hayatları sahabe-i kiramı aksettirsin. Davranışlarında Kur'an okunsun. Onlara baktığınız zaman Allah'ı hatırlayın. Arkadaş olarak bunları seçin. Daima hizmette şevkle koşan arkadaşlarla arkadaş olun. Ta canlılığınızı bu suretle koruyasınız. Bazen kendi iradi gücünüz sizi şahlandırmaya, kanatlandırmaya yetmeyebilir. Arkadaşlarınızın, o küheylan arkadaşlarınızın kanatlarıyla uçarsınız. Hayatınızdaki kapsallerini, yani uçma adına uçarken, hayatınızın önünüzü kesen hava boşluğu gibi boşluklarınızı, arkadaşlarınızın kanatlarıyla uçacak o boşluğu hissetmeyeceksiniz. Sadık arkadaşlarınız, Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarınız, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi arkadaşlarınız,
Hasan Hüseyin gibi arkadaşlarla arkadaşlık edecek, Allah'ın tevfikiyle o hava boşluğunu tatlıca geçeceksiniz. Aşk ve şevkinizden hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Bu çok önemlidir. Bugün de onların harimlerini gözü yaşlı, kalbi ürperen Kur'an 50 yerinde takdirle karşılıyor. Onları araştırıp bulacaksınız. Akıl ve mantık belki bir yeri vardır. Fakat saffeti fevkaladenin, iştiyakı fevkaladenin yanında Kur'an'ın akliliği ve mantıklılığı dahi olsa sinek kanadı kadar değeri yoktur. Ben başka bir vesileyle de arz ettim bir kısım arkadaşlarıma. Babam bana dinimi öğretmeye çalıştı. Arapça okutmaya çalıştı. Başka meşayihten büyük zevatın dizlerinin dibine oturma lütfunu da Rabbim bana lütfetti. Hiç liyakatım yoktu. Fakat Rabbim batmasın diye bir mücrim, çok günahkar birisi daima ona lütfedip böyle iyi yerlerde gezdirdi. Bir veli hayata gözlerini yumunca ben bir başkasının dibinde elimde, dizinin dibinde kendimi buldum. Ve onun grup zamanı yaklaşınca bir başkasının, çocukluğumda böyle 10 yaşındayken de Rabbim bu büyük zevatın dizlerinin dibinde dolaştırdı. Lehul hamd ve lehul minne. Ona binlerce hamd ve sena ederim. Sonra da o mevcudu meçhula görmesem, gözlerimle görmesem bile Rabbim ulaştırdı. Yine ona binlerce hamd ve sena olsun. Bunların hepsi ruhumu yıkayacak şeyler anlattı. Allah dedikleri zaman ürpereceğim insanlar gördüm. Fakat inanın bana büyük annemin anlattığı şeyleri hiçbiri anlatamadı. Büyük annem bana çok şey anlattı. Onu kaybederken 14-15 yaşındaydım ama ruhuma dolduracağı şeyleri doldurmuştu. Babam o evin içinde daha cüd bi lütfik ya ilahi ilahi deyince kadın etekleri yaşla dolardı. Yaşla dolardı. Ve denir ki şimdi Münise Hanım vefat etti, insanlık ağlamayı unuttu. Etekleri yaşla dolardı. Allah derdim, o kadar heyecanlanırdı ki 24 saat mübalağa etmiyorum, 24 saat yemekten iştahı kesilirdi. Söz değildi. Bütün hayatını belki 30 cümleyle idare ederdi. Hayatında 30 cümlesi vardı onun. O kadar az bilirdi, o kadar az konuşurdu. Fakat bu kadar dine aşık. Kur'an derken daha elif la mim zalikel kitap ne duydu o senin nezih vicdanın. Bayılır kendinden geçer adeta. Yığılır yerlere. Ve öyle bir yığılmayla gitmiştir. Elini yüzüne vurmuş. Gözlerini sonsuzluğa firdevse dikiyor gibi dikmiş. Allah demiş ölüyorum bu gece cenazem evde kalacak demiş gitmiştir. Bana Rabbimi o anlattı desem sezadır. Bana peygamberimi, peygamber sevgisini o anlattı desem sezadır. Bununla şunu anlatıyorum. Biri rahmetle yad edilsin. Bize ihtiyacı varsa bilmiyorum. Önemli değil o husus. Cibilliyet gütmüş olurum. Fakat arz etmek istediğim şey şudur. Biz gönül saffetimizle insanlara mesul olabiliriz. Diyalaktikle değil, kuru mantıkla değil, gereksiz felsefeyle değil, camit şeylerle değil, iç saffetiyle, yanan gönüllerle, sine kahem şerha şerha esfirak, tabi guyem şerhi derdi iştiyak, parça parça olmuş sine isterim ben derdimi anlatmak için. Yaşarmayan gözler bir şey anlamazlar. Ürpermeyen kalpler bir şey anlamazlar. Seccadesinde gözyaşı olmayan alınlar ve o alınların yapışık bulunduğu kafalar bir şey anlamazlar. Bir şey anlamak istiyorsanız ruhla bütünleşiniz. İç dünyanızla bütünleşiniz. Ve birine bir şey anlatmak istiyorsanız halinizle anlatınız. Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem. İza secet yetecellallah. Secde ettiği zaman diyor Allah tecelli ederdi. Sağından baksan Allah mütecelli, solundan baksan Allah mütecelli. Bu ne haldir? Çünkü Kur'an diyor ki secdede senin kıvrım kıvrım kıvrandığını Allah görüyor. O muhteşem dima, o muhteşem kafa Allah karşısında kıvranırken bana anlattığı çok çok derin şeyler vardır. O büyük kafaları Rabbimin karşısında secde ederken nefsin bütün vesveselerini, tereddütlerini ve şüphelerini Allah'ın inayetiyle yenmeye muvaffak oluyorum.
Evet, Rabbimizle irtibat, onunla münasebeti kavi tutmak ve anlatacağımız şeyleri daha ziyade hal ile anlatmak. Kal ile değil, hal ile anlatmak dostum. Vicdanımızla anlatmak, iç heyecanlarımızla anlatmak, çatlayacak sinelerimizle anlatmak ve Allah indinde hora geçen de budur. Korkuyla ürperen, mehabetle titreyen ve şevkle yer yer gerilen, gözyaşı döken insanlar. Bununla anlatılacak. Rabbim bizi gerçeği anlatmaya muvaffak olacağımız kutba ila buyursun. Hakikati ayan beyan bize göstersin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ Perdeyi gayb kalsa yakinimiz artmayacak diyecek kadar yakin semasını ila buyursun. Gözlerimizden perdeyi, nikabı kaldırsın. Bu da birdi. Bununla şunu arz ettim. Zevki, şevki yerinde arkadaşlarımızla münasebeti kavi tutarak, Allah yolunun arslanlarıyla arkadaşlık kurarak bu yolda canlı ve şevkli kalmaya çalışmalıyız. Birbirimize dayanarak canlı yaşamaya çalışmalıyız. Kubbelerdeki taşlar gibi baş başa vererek yıkılmadan, sökülmeden, dağılmadan mevcudiyetimizi muhafaza etmeye çalışmalıyız. Bugüne kadar bu gözde güzide arkadaşlarımız mevcudiyetlerini içte ve dışta korudularsa zannediyorum bu kuşakta kendilerinden bekleneni eda ettiklerinden dolayı Rabbimin sonsuz lütfuna mazhar oldular. Ama teminat altında değiliz. Teminat altında değiliz. Allah yıkmasın, hepimiz yıkılabiliriz. Hepimiz tam kazanma kuşağında kaybedebiliriz. Tam beraatımız elimize verileceği anda elimize bir darbe indirilir, çekilin geriye denebilir. Çok korkmalı, çok ürpermeli. Rabbimizle aramızda olan münasebeti kavi tutmalı, yer yer kendimizi kontrol etmeliyiz ki teminat altında değiliz. Beraatımız yoktur bizim. Beraat bir kere verilecek öbür alemde. Defterinizi sağdan verdikleri zaman bir kere sevineceksiniz. Ha umukra'u kitabiye. İnni zanantu enni mülakin hisabiye. Allahümme veffikna. Fî ayşetin râdiye. Fî cennetin âliye. Kutufu adaniye. Kulû veşrebû henî'en. Kulû veşrebû henî'en bimâ esseftum fil eyyâmil hâliye. Fezzekebû fil eyyâmil hâliye. Izraplı bir hayat yaşadınız. Orada tadalım diye burada tadmadınız. Orada rahat edelim diye burada rahatı terk ettiniz. Fil eyyâmil hâliye. Kulû veşrebû bimâ esseftum fil eyyâmil hâliye. Burada boş günler yaşadınız. Yani şöyle boş. Dünya zevklerine inhimak etmediniz. Maddi manevi dünyadan kam almayı düşünmediniz. Belki sadece ve sadece Allah'ı düşündünüz. Allah'ı düşündünüz. Ramazan-ı Şerif'te evinde hiç yatmayan, yatma nasip olmayan arkadaşımın bu halini Rabbim unutmamıştır. O nisyandan münezzeh ve müberradır. Diyecek külû veşrebû henîen bimâ esseftum fil eyyâmil hâliye. Rabbim muvaffak eylesin.